Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İmam Hatip 11. sınıf Arapça ders kitabının 6. ünitesinin 2. dersini işlemeye devam ediyoruz. El-ahlâkul mahmûdetu. Güzel ahlak, iyi ahlak. Hüsnül hulûku, güzel ahlak. İstemeyel kelimat, kelimeleri dinle. Thüme da' daireten, sonra bir daire koy. Nereye? حَوْلَ الْكَلِمَةِ اللَّتِي تَسْمَعُهَا İşittiğin, duyduğun kelimenin etrafına. Bunlar biliyoruz zaten her kelime için. Yani her şıkta bir kelime var. Bunları ne yapıyoruz? Daireye alıyoruz. İhtiram, eda, iltizam. İhtiram, saygı göstermek, hürmet etmek manasında. İhtirama, yahterimi, ihtiramen, iftial bağından mastar. Eda'un yerine getirme, icra etme. Eda'u salah, namazı kılma. Namazı, namaz borcunu üzerinden atma, yerine getirme. İltizam, riayet etmek. Uyumak, taahhüt etmek. Bunun çok geniş manası var. Aslında her kelimenin çok farklı manaları var arkadaşlar. En çok kullandığımız ve bize lazım olan neler onları seçmeye çalışıyoruz. Bu da iltezeme, yeltezimi iltizamen. Aynı baptan. Lezime, harume, bunların sülasi iftial babına nakledildiği zaman bu şekilde oluyor. Beş harfli humasi. Beş harfli olduğu için humasiden oluyor. Humasilerde beş bab. Onlara şimdi girmeyelim, uzar. Evet, insan, itkan ve ihraç. İnsan, insan. İtkan, mükemmellik, en iyi şekilde yapmak. Mütkin fil luga diyorlar. Ürdün'de duymuştum. Lugatta mütkin, yani konuşmada, dili bilmede çok ileri seviyede, mükemmel manasında. İhraç, çıkarma, çıkartma. Tüeddi, ila ile kullanıldığı zaman götürmek manasına geliyor. Yerine getirmek ve ulaştırıyor. Burada muzari olarak gelmiş. Temeneke, sana güvendi, itimat etti. Emine kelimesinin emine, ye'menu, emnen, iftial babına nakledilmiş hali temene. Buradaki de k'de muhatap olan, muttasıl olan zamir. İtemeneke, o sana itimat etti, güvendi. Tehun, arkadaşlar aslında bu kelime la tehun olması lazım. Çünkü bu şekilde olduğu zaman hane yehunu fal olması lazım. Buradaki vav düşmesi için bunun emre hazır olarak gelmesi lazım. Hane yehunu hıyaneten fehuve hainun ve zâke mehunun lem yehun. Böyle fiil-i muzari nasb eden veya cezmeden geldiği zaman düşer. Lem yehun, lem ma yehun, ma yehunu, la yehun. Orada düşmüyor. Len yehune, li yehun, la yehun, hun, la tehun. Evet. Hun, la tehun. Hane yehunu, kâle yehulu, kul, la tekul. La tegul demiyoruz. La tehun, la tegul. Onun için burada yani bu şekilde bir mana vermek yanlış olur. Bunun başına bu geldiği zaman la tehun, sen hainlik yapma, aşağıda da gelecek. Başka bu ne olabilir? Hane yehunu fiil muzari cemi muennes muhataba olduğu zaman da tehunne olması lazım. Yani burada bir şedde olacak ki onun öyle o sıra olduğunu anlayalım. Kısaca arkadaşlar bu şekilde kullanılır. Yani bu şekilde bu da yanlış olmuş gibi. La tehun. Yani bu la olmadan geldiği zaman tehunu, sen hainlik yapıyorsun veya müennes için o hainlik yapıyor, ihanet ediyor diyebilmek için burada vav olması lazım. Vav yok. Evet, riya gösteriş, gösteriş yapmak, göstermek, yani yapmacık işler. İata vermek, sunmak. Alametün, alamet, işaret, belirti, gösterge manalarına gelmekte. Devam ediyoruz. İsteme, sen dinle ile terakip, terkipleri, tımayayta, sonra onları tekrar et. Bunları her ünitede arkadaşlar zaten tercüme ettik. Tercümeleri buraya yazdık, onun için yazmadım. İsteme ile terakip, terkipleri dinle. Tımmahtar, sonra seç. El kelimetel münasibete, uygun kelimeyi seç. Nereden? Mimma beynel kavseyni, parantez arasından. Vantıklı ibara. Ve ibareyi, ifadeyi, cümleyi ne yap? Sonra seslendir, onu söyle. Şimdi insaf, ennas mazlumin el zalimin. Buradaki kelimeler arkadaşlar kolay kelimeler.
İsterseniz tercüme de yapabiliriz. Nas, insanlar, el mazlumin, zulme uğramış olanlar, mazlumlar diye de kullanıyoruz. El zalimin, zulmedenler. Zulüm yapanlar, bunda da bu kişilerin yapmış olduğu zulme uğrayanlar. Bunlar, yani bunları ifade etmek için bu kelimeyi kullanacağız. Ekil, yemek. Hıfzun, hıfzetmek, ezberlemek. Savunun, korumak. Korumak, muhafaza etmek, savunmak manalarına da geliyor. Es-salatu, namaz. El-mihnetu. Şurayı bir kaldıralım. Evet, el-mihnetu, mihnet, meslek demek. El-amel, iş, yani modern Arapçada iş demek. Ama bunu modern Arapça değil de Kur'an-ı Kerim'deki hadis-i şerifteki manada kullanırsak amel ibadet karşılığında ibadet için yapılan iş, eylem, ameli saliha, ameli seyyiye bu manaya gelir. Rif'at, bu kelimenin farklı manaları var arkadaşlar. Yani itibar sahibi olmak, itibar, yükselmek, makamının yüce olması, yücelik gibi manalara geliyor. Keramet, saygınlık, şeref, keramet, asalet, yüce gönüllülük, itibar manalarına gelmekte. Huluk, bu da karakter, huy, mizaç, beden yapısı ve hilkat manalarına geliyor. Peki buradaki kelimeler, şimdi önce yukarıyı bir hatırlayalım. Buradaki kelimeler hangilerini seçeceğiz? Onlara bakalım. İltizam, burada iltizam. Burada itkan kelimesi. Üçüncü olarak tuaddi kelimesi. Son olarak da riya. Bu kelimeleri seçtik. Devam ediyoruz. Burada ne yapacağız? Burada da şu şekilde arkadaşlar. Mazlumlara insaflı olmak, adaletli olmak, merhametli olmak. İnsaful mazlumin. Buraya bu kelime geldi. Sonra hifzul hukuki, hakları korumak derken hifz kelimesi buraya geldi. İtqanul amel. Amel kelimesi de buraya geliyor. Sonra rif'atul insani, insanın yüceliği, itibarı, şanı, şerefi manasında rif'atul insan. Buraya gelecek kelimelerde bunlar. El madlumin, el hifz, hifz, el amel ve rif'a kelimeleri. Şimdi devam edelim. İstemeyen sen dinleni ile nasıl ati, aşağıdaki metni, thumma qra'hu, sonra oku, onu oku. İnnel ahlaka, muhakkak ki ahlak, sebebün, bir sebeptir, nedendir. Niye? Li rif'atil insani. İnsanın yüceliği için bir sebeptir ahlak. Daha neye sebeptir? Arkadaşlar buradaki lam harfi cerrini burada olduğunu kabul edelim. Buraya atıf çünkü. Yani lihtiramin nas, insanların ona saygı göstermesine bir sebeptir ahlak. Daha ve takdirihim, yine buraya atıf, onların takdir etmesine sebeptir. O zaman ne diyeceğiz? Muhakkak ki ahlak insanın yüceliğine, yükselmesine ve insanlar tarafından saygı görülmesine ve takdir edilmesine bir nedendir, sebeptir. Yani biraz şöyle açıklayacak olursak da şu manaya geliyor. İnsan ahlaklı olduğu zaman insanlar tarafından yüceltilir, insanlar ona saygı gösterir ve insanlar onu takdir eder. Bunu anlıyoruz. وَاِنَّ الْمُسْلِم۪ينَ, muhakkak ki Müslümanlar, inne olunca muhakkak, tahkık, ekid, kesin manasını veriyoruz. Nedir? İnnenin ismi Müslümine mutalebuna haberidir. Mutalebune, sorumludurlar. Bu kelimeye dikkat edelim. Niçin bu manayı verdik? Biraz sonra açıklayacağız. Ne ile? Biltizamil ahlakil haseneti. Güzel ahlak, güzel ahlaka uyumakla. Güzel ahlaka
riayet etmekle sorumludurlar, mesuldürler. Mutalep kelimesi, bu ismi mef'ul oluyor. Talebe, yutalibu, mutalebeten, fehuve mutalibun ve zâke mutalebun, cemi, çünkü burada cemi olduğu için burada da cemi olacak. Mutalebune, ismi mef'ul, mufale babından. Bu mutalebe, B harfi ceri ile kullanılırsa, sorumlu olmak, mesul olmak manasına gelir. Li'ennennâse, çünkü insanlar muhabbetün, sever. Kimi li sahibi l-hulukul hasen, güzel ahlak sahibini insanlar sever. Ve tahkumu, o insanlar hüküm verir. Yani yargılar. Alel müslimi, Müslümanı, binaen ala ahlakihi, ahlakına binaen, ahlakına bakarak yargılarlar da, وَلَيْسَ مِنْ تَاعَتِهِ taatından ve ibadetihi fahasbu, sadece ibadet ve taatından dolayı yargılamazlar. Buradan bunu anlıyoruz. Tahkumu arkadaşlar burada yargılamak. Zaten mahkemede hüküm vermek, hakim, yargılayan kimse, o kelime. Buna yabancı değiliz. Yargılar demek burada daha doğru olur. Hakeme yahkumu, tahkumu. Bu insana gidiyor. İnsan yargılar. وَمِنَ الْاَخْلَاقِ الْمَحْمُودَةِ Mahmud, güzel olan ahlaklardandır. Elleti, ol bir güzel olan ahlak ki emara biha el-İslam. İslam onu emretti. Yani İslam'ın emretmiş olduğu güzel ahlaklardandır. Burası muahhar, mukaddem haber. Burası muahhar müptede oluyor cümle şeklinde. Ne el-ihsanu ihsan. İyilik yapmak, ihsan sahibi. Ve itqanul ameli, işin mükemmel bir şekilde yapılması amelin. Vel adlu, adalet daha. Ve insaful mazlumin. Ve mazlumlara adaletli olmak, insaflı, merhametli davranmak. Daha vel emanetü, emanet. Daha ve hifzul hukuki, hakları muhafaza etmek, onları korumak. Burayı toplu olarak şu şekilde arkadaşlar söylüyoruz. Ameli yapmak, adaletli olmak, şuradan başlıyoruz. Mazlumlara insaflı davranmak, emanete riayet etmek ve hakları korumak İslam'ın emrettiği güzel ahlaklardandır. Yani manayı toplarken burada ihsan unutmuşuz arkadaşlar. Şuraya ihsan yazıyorum başta. İhsan, ameli iyi yapmak, adaletli davranmak. Yani buranın manasını söylüyoruz. En son şurayı söylüyoruz yukarıyı. Evet, tekrar edelim. Cümleye başlarken buradan başlıyoruz. Bunların tek tek manasını söylüyoruz. En son bunu söylüyoruz arkadaşlar. Yani ihsan, ameli güzel yapmak, adaletli davranmak, mazlumlara insaf etmek, emanete riayet etmek, hakları korumak, İslam'ın emrettiği güzel ahlaklardandır diyoruz. Ve kad kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu. Ne buyurdu? Hadis-i şerif. Ettil emanete ilâ men i'temeneke ve lâ tehun men hâneke. Evet, etti sen ne yap? Ver el emanete emaneti. İlâmen i'temeneke, sana güvenen, sana itimat eden kimseye emaneti var. Ve lâ tehun. Dikkat edersek arkadaşlar, o yukarıdaki bahsettiğimiz tehun kelimesi tek başına tehunu olması lazım. Orada yazılmaz. Bunun emri hazır olarak gelmesi lazım dedik. Geldi. Bu beraber aslında la tehun. Hainlik yapma. Kime? Men haneke. Sana ihanet edene, hainlik yapana sen ihanet etme, sen hainlik yapma. Yani iyiliğe, kötü yapılan kötülüğe iyilik yap bu manada. Peki devam edelim. Zaten burada arkadaşlar aşağıda da manaları yazıyor. Çok üzerinde durmayalım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki sana emanet edileni ver ve sana ihanet edilene sen ihanet etme. Buranın manasını yazdık. Ecip, sen cevap ver, cevapla. Şefeviyen, sözlü olarak. Ni anil esileti, soruları. Müsteinen bin nas, metinden faydalanarak. Daha doğrusu ane ye'inu, iste'ane yeste'inu, iftial babına, istifal babına naklediyoruz. Bu yardım etmek. Muavin diyoruz ya arkadaşlar. Bu o kelime işte.
Metinden yardım alarak aşağıdaki soruları cevapla sözlü olarak. Vaddih. Emri hazır vatti. Sen açıkla. Şaraha yeşraha işrah gibi. Ni ismel hulukullezi ol bir hılgat, huluk, ahlakın ismini ki yeteârazu çelişir ma'a hulukul emaneti. Emanet ahlakıyla çelişen, çelişki içerisinde olan ahlakın ismini açıkla. Ve ma delilü zâlik ve buna delilin nedir? Evet, buraya yazdık arkadaşlar. Şimdi burada da yine bir bilgi var. Ta'arada yeta'aradu. Bu kelime ma'a harfi ceri ile ma'a ile geldiği zaman çelişmek, tenakuz, tezatlaşmak manasına gelir. Bunu da bilelim. Şimdi cevap verelim. Evet, bu soruya cevap olarak arkadaşlar şuradan çıkalım. El emanetinin aksi ne olur? El hıyanetu, hainlik yani ihanet olur. Peki buna delilimiz nedir? Hadis-i şerifi okuyabiliriz. Ettil emanet ila men itemeneke ve la tehun men haneke. Ve ma delilü zâlike de arkadaşlar bu hadis-i şerifi okuyabiliriz şu şekilde. Üzkür sen söyle hulukayni mahmudeyni. Huluk, ahlak, iki ahlak, mahmudeyni, güzel, iyi olan iki güzel ahlakı zikret, söyle. Zükira fin nassi, metinde zikrolunan. Dikkat edersek zükira geldi. Niçin? Çünkü bu şurayı kastediyor. Burası ne? Tesniye. Onun için hulikayni mahmudeyni dedik. Haleti nasb halinde bu şekilde olur. Zükira onun için tesniye gelmiştir burayı kastettiği için. Fin nasıl metinde zikrolunan iki güzel ahlakı sen söyle. Daha neyi söyle arkadaşlar? Buraya dikkat edelim. Aslında bu şöyledir. Buradaki vav atfediyor. Nereye atfediyor? Buraya. Yani bu şu demektir. Üzkür hulukayn demektir. Bu vav gelince buradaki fiil getirmeye gerek kalmıyor ama buraya atfediyor. Mana olarak da üzkür hulukayni aharine. Hulukayni aharayni. İki ahlak. Lem yuzkara fihi. Metinde söylenmeyen iki ahlakı da söyle. Öncelikle şuraya bakalım. Burada ne istiyor arkadaşlar? Metinde geçen iki tane güzel ahlak. Şuradan sırasıyla bir ihsan diyelim. İki, şu işaretleyelim. Bir, iki itkanül amel. Diğerlerini söyle. Bizde burada sadece iki tane istenmiş. Peki zikredilmeyen iki tane ne olabilir? Ne söyleyebiliriz? Mesela yani güzel huy olarak es-sabru diyebiliriz. Buraya yazalım. Es-sabru, birincisi sabır. İkincisi de et-tevadu. Tevazulu, mütevazi yani alçak gönüllü olmak. Yani bu metinde zikredilmeyenlere bu es-sabr ve tevazu yazıyoruz. Metinde zikredilenlerden iki tanesi de ihsanla itkanül amel yapıyoruz. Şimdi devam edelim. Burada ne isteniyor? Sıl el kelimeti bima yunasibuha ve da'ha fi cümletin müfideti. Sıl sen eşleştir, eşleştirme yap. El kelimete kelimeyi bima yunasibuha uygun olanıyla, münasip olanıyla daha ve koy fi cümletin mufidetin ve faydalı anlaşılır bir cümlede onu kullan. Koy yani kullanma arasında burada o manaya geliyor. Husnul huluk güzel ahlak. El ihsanu ilen nas insanlara iyilik yapmak. Edaul emaneti emaneti eda etmek, yerine getirmek, yapmak, iade etmek, sahibine vermek. Bu manada. Devam ediyoruz. İmle sen doldur. Ni el feraga boşluğu neyle? Bil kelimatilleti ol bir kelimeler ki tuabbiru anil hulugil münasibi. Tuabbir anlatılan anil hulugil münasibi uygun
huydan, karakterden anlatılan kelimeleri boşluğa doldur. Fi kullim minel halatil atiyeti. Aşağıdaki gelen hallerden birisini. Nasıl müsteinen bil misali. Şuradaki misalden yardım alarak aşağıdaki boşlukları şuradaki ahvalden birisiyle doldur. Bu şu manaya geliyor arkadaşlar. El misal. At-talibu öğrenci heyne yakra'u durusehu dersini okuduğu zaman, yaptığı zaman bistimrar, devamlı bir şekilde ve yedu rabbahu Rabbine de dua eder en yekune minel mütefevviqin başarılı olabilmek için Rabbine de dua eder. İşte bu şu demek arkadaşlar. Öğrenci elinden geldiği kadar devamlı bir şekilde dersine çalışır, yapar ve sonra başarılı olmak için Allah'a dua eder. Bu nedir? Tevekkülü Allah. Allah'a tevekkül etmektir. Maddi olarak kendisi derste çalışıyor. Sonra da manevi olarak Hazreti Allah ne yapıyor? Dua ediyor. Yani ona tevekkül ediyor. Bu şekilde. Hakimun yu'ati kulle sahib hakkahu sahibi hakkın hakkahu min şa'bihi. Hakimun hakim yu'ati verir kulle sahibi hakkın her hak sahibine verir. Niye verir? Hakkahu hakkı kimden? Min şa'bihi. Halkından her hak sahibine hakkını verir. Bu nedir arkadaşlar? El adludur. Buraya el adlu yazacağız. El adaletu veya el adlu. İmraetün kadın la tekzip ebeden hiç yalan söylemez. Ne diyebiliriz burada kadın için? Sadika. Doğru diyebiliriz. Emine diyebiliriz. Emin var ya, emin diyoruz ya. Bu da müennes oluyor. Eminetün güvenilir demek. Güvenilir manasında. Başka ne diyebiliriz? Saliha diyebiliriz. Yine iyi manasında. Bu şekilde ekleyebiliriz. Ahmet yaruttu meblağan minel mal. Ahmet yaruttu verir, reddeder. Yani verir meblağan, meblağ minel mal, maldan. Yani paradan bir meblağ, bir kısım verir. Kime? Li şahsin, bir şahsa. Öyle şahsı kâne kat ve da'ahu indehu münzü sene. Kad kâne kat ve da'ahu ona vermişti. Burada onu anlıyoruz. İndehu ona münzü sene. Bir sene önce, bunu sene vahide kabul edelim. Bir sene önce, bir sene önce vermiş olduğu kendisine verilen meblağ sahibine ne yapıyor? Veriyor. Bu nedir arkadaşlar? El emanetu. Dur. Buraya da emanet yazıyoruz. Evet arkadaşlar, İmam Hatip 11. sınıf Arapça ders kitabı 6. ünite 2. derste bu şekildeydi. 145 ve 144. sayfaları işlemiş olduk. Yani her dersi zannedersem 3 video halinde yapacağız. Şimdi gramer kısmına geldik. Buraya devam etmiyoruz çünkü 24 dakika oldu yaklaşık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ma'a selame ile liqa fi emanillah.